Evet hocam, ayrıştırmamız gereken bazı kavramlar olduğunu görüyoruz bu konuda. Bunlardan bir tanesi kendini sevmek, diğeri de belki kibir olabilir. Şimdi bazı insanların narsistik özellikler gösterdiğini söylediğimizde şöyle bir karşılık verebilir. Hayır, ben kendimi seviyorum, kendi değerimin veya yaptıklarımın farkındayım. Doğru olduğuna inandığım şeyleri yapıyorum. Bunun için sizden bir onay almak zorunda da değilim. Yani siz hangi karar mercisiniz ki ben size kendimi onaylatayım gibi. Şimdi böyle bir tabloya baktığımızda veya kibir noktasından baktığımızda bazı insanlar evet kibirlidir ve o kibirini etrafındaki insanları da fazlasıyla hissettirebilir. Şimdi biz bu narsistik durumlarla bu kibir veya kendini sevmek gibi kavramları nasıl ayrıştırmamız gerekiyor? Şimdi kavramları ait olduğu değerlerle ifade edersek daha çok yerli yerine oturur diye düşünüyorum. İnsanın kendisini sevmesi gurur değildir, kibir değildir, narsizm hiç değildir. Evet. Bilakis insanın kendisini sevmesi dini bir görevidir ama bunun kaynağı Allah olduğu müddetçe. Ben kendimi seviyorum çünkü ben Allah'ın ruhunu taşıyorum. Ben bu dünya için Allah tarafından seçilerek gönderildim. Onun gibi, onun gibi. Yani bendeki değer topluma yayılmış değer. Sadece bende olan bir değer değil. Bu benim egomu şişiren bir şey değil. Bu benim egomu küçülten ve bu değerin bütün topluma yayıldığını bana ifade eden bir tanımlama bu. O zaman ben kendimi seveceğim ki ayakta durayım. Ben kendimi seveceğim ki özüm gülsün. Ben kendimi seveceğim ki yüzüm gülsün. Ben kendimi seveceğim ki insanların da sevilmeye değer olduğu hissiyatı, fikri oluşsun bende. Bu düşüncesi oluşsun. Ben kendimi seveceğim ki Rabbimi seveceğim. Dolayısıyla insanın kendisiyle arasının iyi olması kendisini sevmesiyle mümkündür. Başta kendisini sevmesiyle mümkündür. Allah'la arasının iyi olması da bundan sonra başlar. Bu ilk aşamadır. Ben onu şöyle tanımlıyorum. İnsanın gönlü kilitlidir. Kendisi girince açılır. Kendisi girince ilk önce Allah girer. Anne baba tabii. Dolayısıyla kişinin kendisini sevmesi şarttır, gereklidir. Kişi bu olmadan olmaz. Kişi bu olmadan hayatı doğru, anlamlı ve dengeli bir şekilde yaşar. Hangi noktada peki zararlı bir hale geliyor bu kendini sevmek? Ben buradayım, sen oradasın. Ben güzelim, sen değilsin. Ben şu özelliklerimden dolayı değerliyim. Ben güzel olduğum için değerliyim. Ben sizden daha üstünüm. Bu kendini yüceltip başkalarını dibe çektiğinde o zaman burada Allah'tan dolayı güzel, değerliyim ve kendimi seviyorum yok. Evet. Burada var olan özelliklerini kendisi elde etmiş, kendisi kazanmış gibi zengin oluyor, kendisi kazanmış, çalıştı. Ama Allah vermese vermezdi, her çalışana vermiyor. Azaltırım, çoğaltırım diyor, alırım, veririm diyor. Ben sizi bunun için deneyeceğim diyor Rabbimiz bize. O zaman bunların hiçbirisi benden değil dediğimiz zaman yönümüz Allah'a dönük olmuş oluyor. Güzelim, Allah'ın fırçasının, Allah adını verdiğimiz muhteşem sanatçının en büyük sanat eseri olduğum için. Kendimi beğenmemek gibi bir lüksüm yok. Kendimi çirkin bulmak gibi bir lüksüm yok. Başkalarını da çirkin bulmak gibi bir lüksüm yok. Allah fiziğini standardın dışında yaratmıştır, zekasını parlak yaratmıştır. Allah fiziğini biraz standardın ortalarında yaratmıştır ama öyle beceriler vermiştir ki 100 tane güzel insanı bir araya getirsen onun yaptıklarının çeyreğini yapamaz. Dolayısıyla Allah insanı dengeli yaratmıştır. Kimi fiziği, kimi kimyası, kimi boyu posu, kimi becerileri muhtelif. Dolayısıyla bütün değerlerin kaynağı Hazreti Allah'tır. Hazreti Allah olduğu zaman benden olmuyor. Benden olmuş olmuyor, olamıyor. Benden olmayınca da benim büyükleneceğim bir şey olmaktan çıkıyor. Ben neyin havasını atıyorum? Çok güzel bir söz okumuştum ben yıllar önce. Malına güvenme bir kıvılcım yeter. Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter derler. Dolayısıyla her an gidebilecek bir şey benim kalıcı değerim olamaz. Evet bir değerdir. Allah'a şükretmek için fark etmemiz gereken bir değerdir. Ben de bu var ama bir başkasında daha güzeli var. Ötekinde daha güzeli vardır. Dolayısıyla ben kendimi birilerinde ne var ne yok diye değil. Allah'ın bende yarattığı güzellikler acaba neler? Bunları nasıl daha zenginleştirebilirim? Bunları nasıl daha artırabilirim? Her insanın yüreği, zihni, potansiyel değerleri artezyen kuyusu gibi tabiri caizse. Çıkart çıkart bitmez yani. O kadar güzel özellikleri vardır ki insanın. Yeter ki
kendisiyle barışık olarak aynada kendisini görebilsin. İnsan insanın da aynası. Hı hı. Orada gördüğü özelliklerle kendisini daha iyi tanıyacak. Kendi iç yolculuğunu yapacak. Kendi içinde derinleşecek. Allah'ın kendisinde ortaya çıkmasını murat ettiği güzellikleri ortaya çıkaracak. O zaman ben Allah'a aitim. Allah beni bu muhteşem yeryüzüne gönderdi. Hı hı. Ben sevilmeye değerim. Çünkü asıl yaratan severek yarattı. Onun sevdiğine ben nasıl sen kimsin diyebilirim. Bu olsa olsa bilgisizlikten kopkoyu, kapkaranlık bir cehalet kuyusuna düşmüş, hiçbir şey görememiş insanın tutumudur. Sen çirkinsin, sen güzelsin, senin yüzün böyle, gözün böyle, elin ayağın böyle gibi Allah'ın sanatına taş atmak hiç kimsenin haddi değil. Haddi değil, evet. O yüzden biz var olduğumuz değerleri nereden aldığımızı bilirsek haddimizi de biliriz. Evet, maalesef değerlerimiz biraz daha kaydı gibi. Özellikle modern zamanın putlaştırdığı bazı şeyler var. Siz de değindiniz hocam şimdi. Güzellik algısı ve para bunlardan bir tanesi. Yani bu sosyal medyanın etkisiyle artık herkeste bir güzellik yarışının olduğunu görüyoruz. Çünkü bize dayatılan bir güzellik algısı oldu. Sen de öyle olmak zorundasın. Eğer öyle olmazsan normun dışında kalırsın. Ve hem toplum tarafından dışlanırsın hem de kendi içinde bir takım çıkmazlara da düşebilirsin. Hal böyleyken maalesef o güzellik kalıbına uyan insanların biraz daha narsistik eğilimler göstermeye sanki daha meyyal olduğunu da gözlemleyebiliriz. Çünkü var olan sistem biraz bu duruma iteliyor gibi. Yani arka planına baktığımızda bu kadar zikretmemizin sebeplerinden de bir tanesi bu sosyal medya ve güzellik algıları olarak sıralayabiliyoruz sanırım, değil mi? Bence onlar hazır olan ve kendilerine açık olan zihinleri etkiliyorlar. Cam açık olursa rüzgar girer. Eğer yere yakınsa ya da hani çok rüzgarlı, tozlu bir yerdeyse eve ne kadar çer çöp varsa, toz varsa girer. Benim camım kapalı olduğu zaman bana giremez. Benim gönlüm kendimle barışıksa benim şuradaki çizgilerim olacak ya. Güldüğüm zaman çizgilerim olacak, derimde bir deformasyon olacak. Bu doğal bir şey. Eğer yapabiliyorsam salatalık mı sürüyorum, ne sürüyorum? Doğal şeylerle bakımımı yaparım, normal. Ama sen tut da birileri beni beğensin, ben birilerinin istediği norma ulaşayım. Nereye kadar? Bunun sınırı yok ki. Ve üstelik o onların ihtiyacı, benim ihtiyacım değil. Peki bize de dayatılmıyor mu bu ihtiyaç bir zaman sonra? Bu herkesin ihtiyacı diye dayatılıyor şöyle sanki. Şöyle söyleyeyim. Benim kendimle olan iletişimim, kendimle barışık olup olmamam neyi arayacağımı, nereye bakacağımı getirir. Allah'a büyük söylemeyeyim, hadi beni botoksa ikna etsinler. Hadi beni estetiğe ikna etsinler. Hocam siz de çok güzelsiniz, nasıl ikna etsinler? Yok, estağfurullah. İhtiyacınız mı var botoksa estetiğe? Yok, şey anlamında söylüyorum. Yani hani ben bunda çok güçlüyüm, ben hiç hata yapmam asla demiyorum. Sadece diyorum ki ben kendimin ne olduğunu biliyorum, olduğumdan razıyım. Giderek ben 10 sene önce daha farklı bir cilt ve beden yapısına sahiptim. Şimdi biraz daha 10 sene sonra Allah ömür verirse inşallah daha başka olacağım. Bu benim ömür yolculuğumun normal bir süreci. Ben bunu birilerinin hatırına niye değiştireyim? Ve üstelik onlar aferin bunu yaptın da demeyecekler yani bana. Benim deformasyonlarımla baş ettiğim zaman kimse yanımda olmayacak. Depresyona gir, ondan sonra da çıkama. Evet. Dolayısıyla değerli hanımefendi, ben kendimle ne kadar barışık olursam onlara bakmam, onlarla ilgilenmem, onları gönlüme, onları hayatıma almam da o kadar kolay olur. Ne kadar barışıksam bu da o kadar az olur. Dolayısıyla ben radiyütü billahi rabben anlayışına göre ya Rabbi verdiğin cinsiyetten, verdiğin güzellikten, takdir ettiğin ekonomiden, nasip ettiğin eşten, lütfettiğin çocuklardan, çevreden ben razıyım ya Rabbi. Senin yaratılışında sıkıntı olmaz. Senin yaratılışında haşa yanlış olmaz. Yanlış bizde. Ben bu çevrede var olmak üzere senin tarafından takdir edilerek gönderildim. Eğer bu çevreyle sıkıntım varsa benim ne yapmam gerektiğini benim öğrenmem gerekir. O yüzden bu çevre bir dahaki bir 10 sene sonra 180 derece farklı bir çevre olacak, farklı algılar olacak. Kişi artık kendisine yabancılaşıyor.
Ben kendime yabancılaşmak istemiyorum. Evet. Ben kendimi doğal güzelliğim neyse, doğal halim neyse abdest güzelliğinde tutmak istiyorum ben kendimi. Abdest güzelliğinde. Abdestin nuruyla. Bir hocamızdan öğrenmiştim, diyor ki ibadetine, ibadetlerine devam edenlerin yüzlerinde bunun nuru olur. O insana sükunet verir, o insana huzur verir diyor. O nur insana huzur verir. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan bu. Bir ton makyaj da değil, bir ton estetik parasıyla vücudumuzu, yüzümüzü şekillendirmek de değil. Bu kendini beğenmemenin, kendisini yeterli görmemenin, sürekli hani biz kıyaslanıyoruz ya çocukluğumuzdan beri. Falanca senden daha iyi, şunun gibi olsana, bunun gibi niye olmadın? O da başkaları gibi oluyor. İşte bunların temelinde kendisiyle barışık olmamak, kendisinin hiç beğenilmemesi, onaylanmaması, sevilip değer görülmemesi, işte kişilik bozuklukları da genetik etkenleri de olabiliyor onun ama evet, çoğunlukla arka plana baktığımızda onaylanmama var. Hele de erkeklerde narsist kişilik bozukluğunun %80 küsur oranında, şey 70 küsur oranında erkeklerde bulunduğu, evet, hanımefendilerde de vardığı, evet, şey olduğu söyleniyor. Ama oran olarak daha fazla. Ben bunu kendi zihnimde şöyle tanımlıyorum. Erkekler fiziki olarak güçlü yaratılmışlar hanımefendilere nazaran. Evet. Dışarı işleriyle, ağır işlerle rızık kazanma, yeri geldiği zaman savaşa gitme, yeri geldiği zaman ne bileyim sırtında taş taşıma dahil işler yapma konusunda Allah onları rızık kazanmakla memur ettiği için güçlü, kuvvetliler. Şimdi bu gücün, kuvvetin aktive olabilmesi için buna manevi ve duygusal gücün de eşlik etmesi gerekir. İri yarı devasa bir beyefendinin morali çökkün olduğu zaman omuzları öyle çökkün olur ki bir çocuk içse düşürebilir. Fiziki güç, cüsse önemli değildir. İkinci, asıl önemli olan onu ayakta tutacak moral değerleridir, moral gücüdür. Bunu annesinden alamadığında sanal olarak bunu oluşturma ihtiyacı hissediyor. Değerliyim, sen değerlisin diye kimse söylememiş, ben değerliyim diyor. Aslında yoğun olarak kendisini beğenmeme, kendisini yeterli görmeme, kendisini sevmeme, kendisini başkalarından çok daha aşağı görmenin çığlığı narsist. Narsist. Evet. Ama bunun itirafı yok değil mi orada? İtirafı yok. Yok. İşte tedaviyi zorlaştıran şeylerden birisi de bu. Empati yoksunluğu, evet, duyguları anlamama, karşısındakilerin ihtiyacını anlamama, hiçbir konuda empati yok. Ve üstelik yanlışını görme yok. Çünkü o kadar çok mahrum ve mağdur kalmış ki kendisine yöneltilecek en ufak bir eleştiriye tahammülü yok. Eleştiri riskine bile tahammülü yok. Evet. Bu kendisini beğenmeme, kendisindeki zaten kaçtığı yapıyı açığa çıkaracak bir sinyal. Derhal onu kapatır. Derhal onu kapatır. O yüzden de narsist eşleri olanlar, narsist kişilik bozukluğu tanısı almış eşleri olanlar ki bu tanıyı psikiyatr koymalı. Evet. Ben aklıma geldiği gibi işte şu var, aa sen narsistsin böyle diyemem ben. Ama özellikleri gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikleri olabilir ama her birimizde benzer özellikler, evet, var. Yani durup dururken siz, hiç kimse de bu özellikleri var diye bir başkasının narsist etiketi, evet, yapıştıramaz. Hepimiz